kapaklı tencerenizi değiştirin. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, el yakmayan tencere. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, can yakmayan tencere. 6 saat süren sıcaklık, el yakmayan tencere. Tencere. Zamandan, ekonomiden tasarruf, can yakmayan tencere. Tencere. Tencerenizi değiştirin, yo. Mutfağınızı geliştirin. Zamandan, ekonomiden tasarruf, yo. Can yakmayan tencere. Tencere. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, can yakmayan tencere. Zeytinyağlı yeşil mercimek yapacağız. Neler kullanacağız bu güzel yemek için? 300 gram yeşil mercimek, 1 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet domates, 1 adet biber, 1 tatlı kaşığı tuz, pul biber ve 1 tutam da maydanoz kullanacağız zeytinyağlı yeşil mercimek yemeğimiz için. Evet, şöyle sevizcilerimiz ne yaptık? Şöyle tenceremizi ocağa koyduk. Tenceremizi ocağa koyduktan sonra şöyle yağımızı, zeytinyağımızı içine ilave ediyoruz. Zeytinyağımızı içine ilave ettikten sonra o yavaş yavaş ısınsın. O ısınırken biz de şöyle tekrardan sevizcilerimizi şöyle soğanımızı doğrayacağız. Ufak ufak bir şekilde doğrayalım. Onu da içine ilave edeceğiz. Bunu içine ilave edeceğiz ve beraber güzelce bir şekilde bir pembeleşince kadar kavuracağız. Şöyle bir yarım daha soğanımızı da içine şöyle doğrayalım. Bol soğanlı olsun sevgilicilerimiz. Şöyle baharatımızla güzel bir zeytinyağlı yapacağız. Şöyle acılı olacak, bol acı kullanacağız. Yeşil mercimek aslında çok yararlıdır. Çok fazla tüketmemiz lazım ama biz çok fazla sofralarımıza koymuyoruz. Çok fazla kullanmıyoruz. Aslında elimizden geldiği kadar fazla biraz tüketmemiz lazım. Şimdi güzelce bir şekilde soğanlarımızı tenceremize ilave ettik. O yavaş yavaş pembeleşinceye kadar kavrulsun. Şöyle 2 diş sarımsağımızı da alalım. Onu da şöyle 2-3 diş sarımsağımıza ufak ufak şöyle bir doğrayalım. Sarımsak biliyorsunuz bütün yemeklere çok güzel yakışıyor ve zeytinyağlılarda da sevgilicilerimiz. Siz de mutlaka şöyle kullanın ve şöyle onu da içine ilave yaptık. Yeşil mercimeğimizi biz daha önceden ıslanmıştık sevgilicilerimiz. Ne yaptık? Onu da ocağa koyduk. Şimdi yavaş yavaş pişime bıraktık. Evet, güzelce bir şekilde onu güzel böyle suyla ıslatıyoruz. Evet. Tuz koyacak mıyız ıslatırken? Yok, tuz koymuyoruz ıslatırken kesinlikle. Sadece normal suyla güzelce bir şekilde ıslatıyoruz ve ondan sonra o suyu döküyoruz. Suyu döktükten sonra güzelce bir şekilde tekrardan üzerine su ilave yapıyoruz. Ve suyumuzu ilave ettikten sonra ondan sonra tekrar ocağa koyuyoruz ve güzelce bir şekilde pişiyoruz. Zaten ısladıktan sonra yeşil mercimi hemen 5 dakika kaynadıktan sonra çabuk pişimi sağlanan bir baklagillerden hemen güzel bir şekilde. Ama şunu da söyleyebiliriz. Şimdi yeşil mercimeğin birçok faydası var. O kadar çok faydalı ki ama maalesef evlerimizde biz bunu pişirmeye eriniyoruz. Biraz da hep diyoruz ya, eti seven bir millet olduğumuz için özellikle bakın dışarı çıktığınız zaman da lokantalarda genelde böyle sebze yemeklerini bulabilirsiniz ama yeşil mercimek yani hemen hemen yapan yok gibidir. Şimdi sevgilicilerimiz şöyle soğanlarımızı, biberlerimizi tenceremize koyduk. Yavaş yavaş bunlar kavruldu. İçine sarımsağımızı ilave yaptık ve yeşil mercimeğimizi de koyduk. Şöyle yavaş yavaş kavuralım malzememizi. Şimdi o kavururken ben şöyle domateslerimi doğrayayım. Ayşegül Hanım'ı dinleyelim bakalım bize neler anlatacak. Yeşil mercimeği merak ediyor musun usta? Yeşil mercimeği? Sen biliyorsun ama bir daha ben hatırlatacağım sana. Tamam. İyice böyle hafızanda yer etsin. Yeşil mercimeğin faydalarını bilmeyen sevgili izleyenlerimiz için de ne yapacaklar? Öğrenmiş olacaklar. Evet. Yeşil mercimek özellikle bakın vitamin ve diyet lifi deposudur. Yani içerisinde yüksek oranda yararlı karbonhidrat bulunur. Ve yüksek karbonhidrat içermesine rağmen glisemik indeksi oldukça düşüktür. Yani sindirimi uzun sürüyor. Sindirimi uzun sürdüğü için de yediğiniz zaman tokluk hissi veriyor. Mesela şöyle size örnek vereyim. Diyet yapanlar, işte kilosuna dikkat edenler, işte veya çabuk acıkanlar, şekeri işte kan şekeri düşük olanlar. Diyelim balığı ızgara bir şekilde ızgara yapıp hazırladınız. Beyaz et, sağlıklı et diyet yapanlar için. Bunun yanına bir tabak da yeşil mercimek hazırladığınız zaman balığı yiyen yeşil mercimeği yiyenden daha çabuk acıkıyor,
yeşil mercimeği yiyen, balığı yiyenden daha kolay ve daha çabuk, daha da fazla kilo veriyor. Şöyle diyelim, bir ayda eğer siz 3 kilo veriyorsanız balık yiyerek, bu sadece aradaki böyle o farkı anlamak için bunu örnek veriyorum. Yeşil mercimek yediğiniz zaman, evet 3 kilo veriyorsanız balıkta, yeşil mercimekte 5 kilo vereceksiniz. Bakın ne kadar böyle faydalı ve hakikaten böyle diyet lifi de oldukça yüksek. Evet, şöyle. Şimdi sevgilerimiz gördüğünüz gibi soğanlarımız, biberlerimiz kavurdu sarımsakla beraber. Şimdi ne yapalım? Şöyle pulverimizi içine ilave edelim. Ve tekrardan şöyle yeterince bir tuzumuzu da içine ilave ediyoruz. Bol zeytinyağımızı kullanmıştık ve domateslerimizi doğradık. Şöyle güzelce bir şekilde, çok fazla olmayacak şekilde şöyle suyumuzu bir ayarlıyoruz. Suyumuzu ayarladıktan sonra şimdi yavaş yavaş mercimeğimizi hazırlayalım. Evet, şöyle. Hemen şöyle sevgilerimiz 2 dakika. Şöyle mercimeğimizi süzelim. Islattığımız için hemen ne oldu? Çabuk haşlandı. Evet. Ama dediğim gibi sizleri rahatsız etmesin diye, kolay sindirebilin diye ne yapacaksınız? Bir gün veya 2 gün öncesinden de suda bekletip böyle zaman zaman işte ara ara suyu değiştirirseniz hiçbir şekilde sizleri rahatsız etmeyecek. İçerisinde yine folik asit bulunuyor ayrıca. Folik asit deposu. Şöyle sevgilerimiz, mercimeğimizi direktmen ne yapalım? Şöyle soğanlarımızın içine ilave edelim. Çok fazla su kullanmamıza gerek yok. Suyu yeterince ayarladıktan sonra şöyle ne yapalım? Güzelce bir şekilde domateslerimizi de içine ilave edelim. Şöyle kapatalım, fazla sıcak olmasın. Evet, ne kadar güzel yemeğini hazırladık. Evet. Buradan şimdi ben söyleyeyim usta, hamileler bunu çok yesinler. Evet. İçerisinde doğal folik asit var bakın. Özellikle gebe olan bayanlarımız hemen doktora gittikleri zaman ne yapıyorlar? Folik asiti dışarıdan alıyorlar. Ama eğer yeşil mercimek yerlerse bu ihtiyaçlarını da bundan da karşılayacaklar. Evet, zeytinyağlı sevgilerimiz. Burada zaten pratik bir şekilde gördüğünüz gibi. Bunu dolaplarınızda da uzun ömürlü de bekletebilirsiniz. Yani 1-2 gün, 3 gün bekletebilirsiniz. Dediğimiz gibi bununla güzelce bir şekilde, düzenli bir şekilde alırsanız kesinlikle çabuk da bozulmaz. Düzenli dediğimiz nasıl? Hepsini birden ısıtmayıp sadece yiyebildiğiniz kadarını ısıtır. Diğerini de dolaba koyup muhafaza ederseniz kesinlikle bozulma riskini ortadan kaldırmış olacaksınız. Şöyle kapağını da kapatalım. Sevgilerimiz bir 2 dakika daha kaynasın. Zaten hazırdı. Ondan sonra güzelce bir şekilde alıp servis yapacağız. Şöyle maydanozumuzu içine tekrardan ilave ediyoruz. Ve şöyle kapağını kapatalım. Yavaş yavaş pişsin sevgilerimiz. Şöyle. Ellerine sağlık. Teşekkür bugün böyle sana yetişemiyorum. Böyle bir telaş, bir koşturmaca. Mercimeğimizi de alalım. Şöyle gelip tabağımızı aldık. Şöyle sevgilerimiz, hemen ne yapıyoruz? Şöyle geniş bir tabağımızın içine, çok fazla su kullanmadık. Biliyorsunuz çok fazla belki çocuklarımız, evlatlarımız suyu sevmeyebilirler. Tabii zaten biz yemeğini yaptık. Çorbası olmadığı için haliyle değil mi usta? Evet, şöyle. Yani yemeğinde zeytinyağlı, kullanması. Zeytinyağlı olur. Yaptık. Yemeğine biraz da yemeğine kıyma kullandığımız için bu zeytinyağlı, buna kıyma kullanmadık. Şimdi güzelce bir şekilde hazırladık. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Bu güzel yemekleri ailenizle beraber huzurlu sofralarda tüketin derken sizleri Allah'a emanet ediyoruz.